sen, ben Allah'a değer verirsek, Allah da bize değer verir. Yok pahalılık var, yok şu var, yok bu var diye edebiyatta şikayetten başka hiçbir şey bilmiyoruz. Şükür unutulmuş. Peki bu belaların depremdi, yangındı, sel felaketleriydi, paranın değer kaybetmesiydi, pahalılığın ortalığa hakim olmasıydı. Bunlar her birisi birer bela mıdır? Beladır. Allah yazmadan bela gelmez. Biz Kur'an-ı Kerim'i evlerimizde garip bırakırsak, camilerimizi gençlerimizden, esnafımızdan tecrid eder, camileri garip bırakırsak, ey beni dinleyen dostlarım, Allah için söyleyin, sabah namazında siz olmadığınız zaman sizin safınızdaki yerinizde kim vardır? Garip bıraktığınız camiyi demektir. Sen, ben camileri garip bırakırsak, sen, ben evlerimizde Kur'an-ı Kerim'i garip bırakırsak, Allah bize rahmet mi indirecek? Zaten indiriyor rahmet de, bir takım belalarla kulağımızı çekiyor. Kendinize çeki düzen verin kullarım ya. Gelin kendinize gelin diyor Allah bize. Her şey benim elimdedir diyor. Allah istese Celle Celaluhu rahmetini yağdırır. Öyle bir bolluk verir ki dünyanın en zengin ülkesi biz olur. Ama Allah dilerse öyle bir deprem verir ki dünyanın hiçbir tarafında görülmeyen bir felaketi biz yaşamış oluruz. Bunu kimse ayarlayamaz. Yalnız ve yalnız Allah ayarlar. Rahmet bekliyorsa rahmeti celbedecek güzelliklere koşmamız lazımdır.